Bu transhumanizm, posthumanizmle ilgili şeyler anlatacağım. Biraz daha akademik kelimeler bunlar. Bundan sonraki dünya bunun üzerine, şu kelimelerin üzerine kuruluyor. Bunu birincisi bu kelime şu. İlk kelimemiz neydi ismi? Soykütük. Soykütük bu Nietzsche dedikleri bir adam var. Bu adam korkunç bir adam. Bu adamı bize sevdirmelerinin bir sebebi var. Bize çok sempatik gösteriyorlar ama bu adam Avrupa'da çok ciddi şekilde eleştirilen bir adam. Almanya, Hitler Almanya'sının, Mussolini İtalya'sının beyni bu adam. Bunun fikirleri üzerine kuruldu. O ari ırk fikri, üstün ırk düşüncesini bu adam geliştirdi. Bu adamın bir soykütük diye bir şey var. Bir felsefi şeyi var. Bütün hepsi buraya gidiyor. Şimdi bu soykütük ne? Şu. Neandertal insan var. Neandertal insan ne? Hani biz evrime göre yerde yürüyor maymunlar idik ya. Biz yerde yürüyen maymunlar iken bir gün ayak üstüne kalktık ya. Hani ayak üstüne kalktık diye konuşuyoruz. Böyle bir adamın yani Neandertal'in ahlak diye bir şeyden haberi var mı? Allah diye bir şey biliyor mu? Ne bileyim namus, şeref, haysiyet, hiçbirini bilmiyor. Bu zamanla gelişti, işte mağara, taş, civar. Bu arada da kalabalıklaştı ve siyaseten bir şeyleri, insanları yönetmek için bir şeylere ihtiyaç oldu. Neler onlar? Ahlakı keşfetti. Onu keşfetti, yani kendi üretti. Tanrı diye bir şey üretti. Nikah diye bir şey üretti. Namus diye bir şey üretti, şeref diye bir şey üretti. Bunların içinde en tehlikelisi de Tanrı'ydı. Sonra insanlara bunu baskıladı ve insanların hepsini bu şeyin üzerinde, o ürettiği sanılar üzerinde böyle olmalısınız demeye başladı. Ama bu insanlığın ayaklarından paçalarına tuttu ve onları engelledi. Niye? Tanrı diyordu ki paylaşın. Şimdi paylaştığımız zaman servet birikmiyor. Birikmeyince kapital gelişmiyor. Kapital gelişmeyince kapitalist düşünce gelişmiyor. Diyor ki fakirlere yardım edin. Ne oluyor? Bir sürü miskini doyurmak zorunda kalıyorsun. İbadet edin falan diyor. Şimdi ibadet edin dediği zaman bir sürü vaktimizi boşa harcıyoruz. İşte diyor ki işte namus şeref falan diyor. Piyasalar neyle gelişir kardeşim? Yani bir şey uyuşturucu piyasasını düşünün, alkol piyasasını düşünün, beyaz kadın ticaretini düşünün, çocuk ticaretini düşünün, hayvan piyasasını düşünün. Çok büyük bir para. Siz onların hepsini çöpe atıyorsunuz. Tanrı insanlığın paçalarından tutup onun gelişmesini engelleyen en tehlikeli keşifti. Nietzsche'nin lafı bu. Bakın Nietzsche'nin lafı bu. Biz 300 yıl önce Tanrı'yı reddederek, bakın Tanrı'yı reddederek, Tanrı'ya karşı sorumluluğumuzu reddederek dünyaya hakim olduk. Biz eğer Tanrı'yı umursasaydık, o bize yağmalar, gasplar, işte bütün dünyayı hırsızlıklar, aldatmalar, katliamlarla bütün Avrupa'ya yığdığımız o servetleri yığamazdık. Bunu Tanrı'yı umursamadığımız için yapabildik. Lakin o Tanrı, o tehlikeli Tanrı öldüğü halde, biz onu öldürdük, Tanrı'nın sözü, Tanrı'yı öldürdüğümüz halde ondan kalan hortlak her tarafta dolanmaya devam ediyor. Daha o hortlak Tanrı'nın öldüğünü fark etmedi. Ne o hortlağın ismi? Ahlak. Tanrı insanlar hala ahlak talebinde bulunuyorlar ve siz onu ne kadar kafasını ezerseniz ezin bir yerlerden fışkırıp yine ahlak demeye devam ediyorlar. Bakın diyor Nietzsche'nin lafı. Birinci nihilizm dönemi gelecek diyor. Şu anda onu yaşıyoruz diyor. Bu 1800'lü yıllar, 30'lu yıllardan bahsediyoruz. Şu anda bir insanın Tanrı olmayınca yaşama amacı kalmıyor. Yani ben niye yaşıyorum ki diye sormaya başlıyor. İkinci nihilizm dönemi gelecek diyor. İkinci nihilizm döneminde ben kelimesinin yerine o diye alacak ve o niye yaşıyor? Yani benim yaşamam anlamsız derken onun yaşaması da anlamsız demeye başlayacak diyor. Bu korkunç bir kapışmayı getirecek. Korkunç bir kapışma. Şimdi bu ne? O korkunç kapışmayı diyor ki Nietzscheciler
Bu 2. Dünya Savaşı'nda yaşandı. Yani 2. Dünya Savaşı'nda 70 milyon insan öldü. Bu 70 milyon insan o 2. nihilizm dönemiydi. Eğer Batı düşüncesi hakimiyet, dünyaya hakim olmaya devam edecekse mutlaka bu 2. dönemden sonra Tanrı'dan geriye kalan hortlağı da öldürmesi lazım. Değilse hakimiyetini devam ettiremez. O ona intikam alır. Ortak ahlak. Biz ne yapmalıyız? Bakın o her taraftan kendisini uç verip de ortaya çıkmaya kalktığı zaman dönüp şeye bakacağız. Soy kütüğümüze. Soy kütüğümüze dönüp bakacağız. Ve onda varsa kabul edeceğiz. Onda yoksa ona düşman edeceğiz. Bakın bu kelime önemli. Bu şimdi ciddi okuyorum bu ara ben. Bu kadın işte tartışmaları, queer teori, işte toplumsal cinsiyet işte. Bunların her tartışması geliyor, geliyor, geliyor. Soy kütüğe dayanıyor. Ve diyorlar ki soy kütüğe bak. Bakın çocuklarla kuşaklar arasında, az önce bahsettiğim kuşaklar arası seks işini geliyor. En son dediler ki şeye bakın. Çatışan Feminizmler kitabı. Judith Butler, Şehla Ben Habib var. Bu İstanbul doğumlu bir Yahudi hanımefendi. Carwell diye bir hanımefendi var. Birisi daha var. Onların tartışmalarının içinde geçiyor bunlar. Yani çok çok net konuşuyorlar. Bizim feminist ablaların çarpıtmaları gibi değiller. Onlar çok netler. Bizimkiler çaylak ördek bağırıp da diğerleri ördekleri toplar ya. O bağırıp diğerlerini toplayan ördekleri avlamak için. Şimdi diyor ki işte onun örneğini vermiştik Mesela porno tartışmaları var. Pornolarda ve çok ileri gidiyorlar ve bu Nancy Fraser diye bir hanımefendi var. O da feminist ama çok ciddi bir şekilde bunları eleştiriyor. Diyor ki Nancy Fraser, siz diyor kapitalizmin fahişelerine dönüştünüz. Kendiniz buna dönüştünüz. Diğer kadınları da küçük erkeklerden kurtarıp götürüp büyük erkeklerin haremine katıyorsunuz. Yani küçük erkeklere karşı onları kışkırtıyorsunuz ama büyük erkeklere karşı bunu da bu porno işini destekleyerek. Bir tanesi orada Corne Carvel dedi. Hanımefendi çıkıyor ve söz alıyor. Diyor ki sen bunu diyor bize ahlaksızlıkla suçluyorsun. Hangi otoriteye dayanarak bunu yapıyorsun? Şimdi otorite Tanrı tanımaz ya. Allah'ın olmadığı yerde hiçbir otorite yok. Kuramıyorsunuz. Hiçbir şeyin üzerine anlaşamıyorsunuz. Hangi otoriteye göre bizi ahlaksız tanımlıyorsun diyor. Dön soy kütüğüne bak. Çok net bir ifade. Dön soy kütüğüne. Çünkü o böyle bir derdi yok. Benim hiçbir derdi yok. Yani hayır, Neandertal'in böyle bir derdi yok. O dedi ki ya maymundan çıktı. Onun var mı böyle bir şey? Bunun üzerinden bir dünya kuruyorlar. Buna ne diyorlar? Posthümanizm, transhümanizm. İnsan sonrası. İnsan ne? İnsanı bak önemli bak bu kelime. İnsan ne? Şimdi biz sabahtan beri anlatıyorum. İnsan olabilmek, insan olabilmek. Buna andropos diyorlar. Kim bu? Peygamber. Bakın peygamberler. Andropos, evliya demek. İnsanı kamil demek. İnsanı kamiller, insan olabilmek için bir ahlak diye bir şey tanımladılar ve çıtayı yukarıya koydular. Eğer siz bunları yaparsanız insan olursunuz. İnsaniyet makamı değil. Eğer bunları yapamazsanız insan olarak eksik olursunuz. İnsan yani mesela kim bunları yapamayanlar? Fahişeler, lezbiyenler, geyler, hırsızlar, tefeciler. Bunlar hepsi insan olarak eksikler. Tanrı'nın beğenmediği, peygamberlerin beğenmediği insan hani bizim bunlar bizim dilimizde de var farkında değiliz ama hani insan olmak lazım kardeşim ya. Ne olduğunu önemli değil. İnsan mı? Onu söyle bana. Bunlarda ne yapıyorsunuz? Peygamberlerin tanımladığı ahlakı tanımlıyorsunuz. Yani bunu istiyorsunuz. Diyorsunuz ki insan olabilmesi için ahlakla olması lazım. Yani o ruhu menfu hala üzerinde taşıyor olması lazım. Yani Allah'ın imzasını üzerinde sildirmemiş olması lazım. Ancak o zaman insan ederiz. Bu ne yaptı? Hırsızları, dolandırıcıları, sahtekarları hepsini aşağıladı. Onları ezdi. Geyleri, fahişeleri, orospuları hepsini ezdi. Biz öyle bir şey yapmalıyız ki insan, o antroposun yani peygamberlerin tanımladığı insanın ezdiği insanları onun zulmünden kurtarmalıyız. İnsan sonrasına geçmeliyiz. Buna posthümanizm. Yani biz artık
erkek ve heteroseksüel olan peygamberlerin tanımladığı o insanı reddediyoruz. Bakacağız, o eğer emrediyorsa ona karşı çıkacağız. Bakın iki tane örnek vereyim size. Bu şu anda İstanbul Sözleşmesi'yle bütün kanunlarımızda Türkiye'de uygulanıyor. Hiç konuşmadan bunu devam ettiriyorlar. Bursa'da bir hadiseden bahsediyorlar. Bursa'da bir şey oldu, bir dava oldu. Adam hanımını bir başka erkekle suç mahallinde bastı, yakaladı. Kadına vurma yok, dövme yok, falan hiçbir şey yok. Nasıl ki? Gitti ve mahkemeye dedi ki ben bundan boşanmak istiyorum. Boşanma sonuçlandı. Kadının üzerine bir işletme var. Kadının bir işletmesi var ve çalışıyor. Adam işsiz. Adama nafaka cezası kestiler. Kocaya. Şimdi dikkat edin. Andropos'a göre kadın affedersiniz ahlaksız bir kadındır. Ahlaksız. Namusunu ve şerefine sahip çıkmayan bir kadındır. O cezalanıyor. İki, onunla beraber yatan adam, o da namus düşmanı bir adamdır. O da cezalandırılır. Adam mağdurdur. Alt üst ettiler. Dediler ki, bir koca ya da erkek ya da koca ya da baba ya da evlat, bakın koca, baba ya da evlat olarak bir kadının cinsel hayatına karışamazsınız. Ona müdahale edemezsiniz. Ederseniz siz suçlu olursunuz, bedelini ödetiriz. Madem sen karının seni başka bir adamla olmasından rahatsız oluyorsan, sen, bakın insan sonrasına göre suçlu olan sensin, seni cezalandırıyoruz dediler. Adamı cezalandırdılar. Şu anda adam ona nafaka ödüyor. Bakın insan sonrası, çok çok kaba kelimelerle, 3-5 kelimeyle geçiyorum. İnsan sonrasından sonraki toplumsal cinsiyet eşitliği dediği denilen şey. Şimdi insan neyi aşağılamıştı? Tefecileri bilmem neyi. Tefeciler 1800'lü yıllara kadar onurlu insanların sofrasına oturamazlar. Orospulara söylenen kelime ile tefeciye söylenen kelime aynıdır İngilizce'de ve Latince'de. Aynı kelimeyle hitap edilir ikisine de. 1800'lü yıllardan sonra ancak onurlu insanların sofrasına tefeciler oturmaya başlar. Markyevilizmin, yani kapitalist ekonominin oturmasıyla. Kapitalizmle birlikte hırsızlar, dolandırıcılar, sahtekarlar kanunlara uydurdukları sürece şeref kazandılar. Yani o Andropos'un, peygamberlerin onları aşağılaması bitti. Artık bankacılar toplumdaki en şerefli insanlar, hatta artık Müslümanlar dahi çocuklarını bankacı yapmak için çırpınıyorlar, bankaya sokacak. Allah buna işte bir savaş açmıştır dedi. Halde bunu artık biz de artık sorumlu etmiyoruz. Şimdi kim kaldı geriye? Fahişeler. Fahişeleri geçen bir ay kadar önce, iki ay kadar önce ODTÜ Üniversitesi'nde bir kadın, karım dediği yine kadın, karım dediği bir hayat kadınını getirdi. Bir leğenin içinde, görmüşsünüzdür belki de videoları falan, bir leğen çırılçıplak oturttu ve orada onlara, hocalara, CHP'li ve HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu bir ortamda 2 saat boyunca onlara ders anlattı bu kadıncağız. Çırılçıplak. Çamurla bazı yerlerini kapamış. Anlattı ve onu oraya takdim eden hoca hanımdı, karım diye tanıttı onu. Ve o da dedi ki, ben namusuyla para kazanan birisiyim. Emek veriyorum. Şimdi namus nedir? Hak olmayınca, hakkı, hak Allah'la birleştirmeyince güçlü tanımlar dedik ya. Feminist hareketler bunu seks işçisi diye tanımlayarak bir kadının yılda 15 ile 25 tane erkeğe hizmet etmesini onurlu bir şey olarak tanımladılar. Bunu Gayatri Spivak diye bir Hintli hanımefendi var. Müthiştir o kadın. Yani bulursanız okun, Mazlum Konuşabilir mi diye bir kitabında tanımlar. Eleştirir. Neyse oraya girmeyin, çok uzunca. Bu ikinci aşama. Bakın bundan sonra toplumsal cinsiyet eşitliğine ikinci burada hayat kadınları, fahişeler de böylece onurlandırıldılar. Bunlar da kurtarıldı. Geriye geyler, lezbiyenler, biseksüeller ve translar kaldı. Yalnız orada Q diye bir ibare var. Bu Q, queer'den geliyor. Gerisi demek. Gerisi. Gerisi ne? Ensest var, pedofili var, hepsi. Yani çocuk seksi diyorlar buna.
Çocuk seksi, bakın çocuk istismarına dönüştürüldü. Tecavüzü değil, istismarı niye? Bakın çocukla beraber olmak suç değil. Rızası olmadan beraber olmak suç. Çocuk tabiri de 8 yaş altına, 7 yaşından itibaren 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 yaşına kadar olanlara kullanılıyor. 8 yaş üstü ergen, yani bunu da karıştırmayın. Bu dahi serbest. Diyor ki bunların hepsini eşitleyeceğiz. Yalnız bunların hepsini eşitlediğimiz zaman bir problem çıkacak. Bunları tanımladık. Ne olacak o zaman? Şöyle bir şey olacak. Hani bu heteroseksüel baba, erkek figürü, peygamber bunları hep baskıladı ya. Sürekli baskıladı, baskıladı. Ancak 5-6 tane, 10 tane değişik form çıktı. Ama belki biz onu serbest bırakınca yüzlerce başka form çıkacak. Ne biliyoruz? Bilmiyoruz. Biz eğer bunları tanımlarsak o diğerlerinin gelmesini engelleriz. Öyle bir yere gitmeliyiz ki o yeni formların gelebilmesi için yol açması lazım. Judith Butler'ın Cinsiyet Belası, Jacose'nin Queer Teori'ye giriş kitaplarına bakın. Onlarda net ifadeler var. Diyor ki bizim yapmamız gereken bundan sonra şu. Hani bu kediler. Babasına gider mi kedi? Kardeşine gider mi? Gider. Annesine gider mi? Gider. Başka bir kediye gider mi? Hepsine gider. Kimse onlara ensest, çocuk sevici, torununa gittiği için suçsuz demez. Eşcinsel var demez. Görünmez olur. Görünmez olur. Yani nötrdür cinsleri. Hiç fark edilmez. 21, benim de Down sendromlu bir oğlum var. Biraz da onunla ilgileniyorum. Down sendromlular gününde Emine Erdoğan'ın konuşmasının içine nötr cinsiyet kavramını soktular. Ve Emine Erdoğan orada artık cinsiyetlere nötr bir mesafeden de yaklaşabilmeliyiz ifadesini kullandı. İstemeden buldu, bilerek de. Bakın Emine Erdoğan'ın bundan haberi yoktur. Ne olduğunu bilmez. Sorun onu oraya birinin sokması. Bakın artık Emine Erdoğan'ın üzerinden bizi dönüştürebilecek kudretler var. Legalleştirme. Bakın bizi dönüştürüyorlar. O dedemi tamam. Yani anlatabiliyor muyum? Emine Erdoğan boşa konuşuyor. Emine Erdoğan boşa konuşmuyor. Emine Erdoğan bilmediği bir şeyi Cumhur Reisi'nin karısı First Lady olarak konuşuyor. Yani çok güçlendirilmiş bir pozisyondan topluma veriyor. Ona bunu da kullanılıyor. Ama bakın o queer teori, bak bu söylediğim şeyin ismi queer teori. Öyle bir yere geleceğiz ki hiç kimsenin yani ensest, eşcinsel, kim annesiyle olmuş, babasıyla olmuş, dedesiyle olmuş, torunuyla olmuş, bir yaşındakiyle olmuş. Bakın bir yaşındakini abartarak söylemiyorum. Kinsey skalası diye bir şey var. Bu eşcinsellerin salladıkları o bayrağın ismi Kinsey skalasıdır. Bu Kinsey skalası 1000 küsur tane çocukla yapılmış. Bir yaşının altındaki çocukla yapılmış cinsel deneyleri içerir. Bunu 1956 yılında yaptılar, 44'te yaptılar, 56 yılında ikincisini bastılar ve Amerikan hukuk sistemini komple değiştirdiler. Arkasında Rockefeller ailesi vardı. Yani korkunç şeyler, bunu bütün dünyaya yayıyorlar. Bakın yani şu anda televizyonlardan...